Değerli izleyicilerimiz, şehirden haberler turumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Karaman bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve müzik evi diyoruz efendim, prodüksiyon sektörü diyoruz. Yanımızda İshak Bey bulunuyor. Kendisinden bütün merak ettiklerimizi öğreneceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz efendim. Misafirperverliğinizde çok daha güzel olduk. İshak Bey kimdir? Ne zamandır bu sektöre hizmet veriyorsunuz? Biraz sizi tanıyabilir miyiz? İshak Göktekin. 35 yaşındayım. Yaklaşık 20 yıldır müzikle ilgileniyorum. Müzik yapıyorum ve bunun 15 yılında da stüdyo kayıt işleriyle, müzik prodüksiyonuyla ilgileniyorum. Burada daha çok seslendirmeler, provalar, ses kayıtları, enstrüman kayıtları, vokal kayıtları, dizi, film, sinema, video seslendirmeleri, reklam çalışmaları, jingle'lar yapıyoruz ama işin daha çok büyük kısmı beste yapma, düzenleme, aranje yapma ve bunları yayınlama üzerine kurulu. Buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel. Burada şimdi bizim müzik aletlerimiz buluyor. Ekran başındakiler için güzel böyle kulağımızın pası bir silinsin diyoruz efendim. Sizden çok az nacizane fikrim. Biraz rica etsem çalabilir misiniz? Tabii ki çalarım zevkle. Çabaladım bir yere varmadım. Gördüm ki aşk seni de sarmadı ben gibi. Kimse de halimi sormadı. Sorsa da hiçbirisi yormadı sen gibi. Yolumuzun nesi uzun anlat. Zamanla elde kalanla yaşıyoruz. Sonumuzu görüyorum anla. Dalga dalga yalanla eriyoruz. Havada kadehim yine. Sana içiyorum diye yalnızlık biçiyorum. Ah yakış ya sonbahar niye? Bakmadım hiç mevsimine. Ben yazı bilmiyorum. Ben yazı bilmiyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok güzel bir parça. Çok güzel de seslendirdiniz. Peki size nerelerden ulaşabilirler? Sizden nasıl hizmet alabilirler? Sosyal medya hesaplarından İshak Göktekin Müzik adıyla ulaşabilirler. Şarkı yayınlamak isteyen, yapmak isteyen, düzenleme, orkestrasyon isteyen, ses kaydı, vokal kaydı veya seslendirme çalışması, müzik dersleri almak isteyenler de keza ulaşabilirler. Sadece Karaman bölgesine hizmet etmiyoruz. Ekran başındakiler için hem Türkiye hem Avrupa müşterilerimiz var bizim, izleyicilerimiz var bizim. Bunlar da ulaşabilirler mi? Size hizmet alabilirler mi? Tabii ki sektör aslında dijital anlamda yoğun bir sektör. Dolayısıyla yurt dışına veya il dışına ulaşmak kolay oluyor. Çalışmak daha kolay oluyor. Tabii ki ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Röportaj sonlandırmadan önce bulunduğunuz sektör adına eklemek istedikleriniz varsa alalım. Aslında bizim sektör, yani müzik kısmında işin biraz mutfağındayız. Hazırlık aşamasıyla daha çok ilgileniyoruz ama tabii ki ürünü, eseri ortaya çıkarmak için de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sanat eseri birazcık sanatçının estetik kaygısıyla ortaya çıkarılmış bir şey. Ama sektöre baktığımızda bir arz talep meselesi söz konusu. Dolayısıyla biz iki tarafı da gönüllemeye çalışıyoruz. Yani hem sanatçının estetik kaygısını gidermeye, onun yaptığı eserden gurur duymasına, keyif almasına, hem de piyasadaki arz talep meselesine de cevap vermek adına güzel bir ürün ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda işin mutfağındayız ama tabii vitrinle de iç içeyiz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki Karaman bölgesindeyseniz mutlaka kendisinden hizmet almışsınızdır. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından sadece internet kadar uzağınızdayız. Müzikle ilgili bütün merak ettiklerinizi kendisinden öğrenebilirsiniz efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.